Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Hollanda'nın eğitim sistemi uluslararası düzeyde çok iyi bir konumda. Ancak kültür ve kimlik ayrımı endişeleri arttırıyor. Hollandalılar bu işi nasıl çözüyor? Tüm ayrıntılarıyla birazdan öğreneceğiz. Montessori tekniğinden Dalton planına Hollanda birçok farklı eğitim sistemini kullanıyor. Ancak biri var ki ileri teknolojik sistemlerin en iyi eğitim yöntemi olduğuna inanıyor. Birlikte izleyelim. Ayrım ve çoklu yapı Hollanda'nın eğitim sisteminin temel özelliklerini oluşturur. Örneğin pedagojik ya da dini eğitim veren okullar Montessori sistemini kullanır. Çocuğu merkez alan bu eğitim sistemleri öğrenme aşamasında ailelere ve öğrencilere özgürlük ve seçme şansı verir. Birçok insan bunu eğitim sisteminin bir artısı olarak görse de bazıları buradaki okulların yeniliklerden yoksun olduğunu söylüyor. Çocuklar evde çok yönlü, özgür ve sanal bir ortamdayken okula geldikleri zaman eski bir sistemle karşılaşıyorlar. Öğrencileri geleceğe hazırlarken çocuğumu her gün eski bir müzeye getirmiş gibi hissetmek istemem. Maurice çocuğunu ileri teknolojilerin öğretildiği bir okula yazdırmak istiyor. Kendisi ve bazı gönüllüler yeni çağa ayak uyduran bir eğitim isteyen O4NT adında bir vakıf kurmuş. Bu kuruluş yeni Steve Jobs'lar yetiştirmek için birkaç tane okul açmış. Bugünün gereklerini bilmeliler. Eski sistemdeki içeriğe çocuklar evde kendileri ulaşabiliyor. Geleceğin bilgilerini çok fazla dağılmadan bir bütün halinde öğrenmeleri gerek. Bu sadece en son teknoloji değil, aynı zamanda farklı bir eğitim sistemi anlamına geliyor. Almere şehrindeki bu okulda öğrenciler dokunmatik tabletlerini kullanarak kendileri ve ebeveynleri için geliştirilen uygulamalarla daha esnek bir eğitim sistemi kullanıyorlar. Ancak birçok kişi bu sistemi eleştiriyor ve uzmanlar şüphe içinde. Tablet bilgisayarı elime alınca kitaptan çok farklı olduğunu düşündüm. Bu çok hoşuma gitti ve bununla başka neler yapabilirim diye düşündüm. Ve Atari oyunlarını keşfettim. Steve Jobs okulları öğretmenin sınıftaki işlevini yardımcı eğitmen sıfatına dönüştürüyor. Hala birçok kuruluş Hollanda'daki eğitim kalitesini yükseltmek için öğretmenlerin yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Hollanda'daki eğitim sistemi gelişiminin ilk basamağı öğretmenin sınıfta öğrencilerle bildiklerini paylaşmasıdır. İkinci ayağı ise eğitmenin yeni yöntemler geliştirip bunları tartışarak sınıfta nasıl daha iyi öğretileceğini bulması üzerine kuruludur. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2012 yılında Hollanda eğitim yöntemlerini en iyi 10. sistem olarak belirledi. Hükümetin düşük bütçe vermesine rağmen Hollanda üniversiteleri uluslararası alanda çok başarılı. Saygın bir okul olan Eindhoven Üniversitesi'ni ziyarete gittik ve bu başarının sırrını sorduk. Eindhoven Üniversitesi yaklaşık 60 sene önce 1956 yılında kurulmuş. Bu üniversite 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgenin mühendise ihtiyaç duyduğunu gören birkaç vakıf tarafından kurulmuş. Learning World ekibi okulun başarısıyla gurur duyan başkanıyla görüştü. Hollanda'nın 3 bölgesinde nüfus yoğunluğu vardır. Öncelikle Amsterdam merkeziyle havaalanı çevresi ve daha sonra Rotterdam şehrinde yoğunluk vardır. 3. olarak da endüstri merkezi olduğu için Eindhoven bölgesidir. Bu bölge yüksek teknolojik sistem ve ürünlerin olduğu bir yerdir. Geçen sene bu bölge dünyanın en teknolojik ve yatırım yapılması tavsiye edilen en iyi 3. bölgesi seçildi. Hollanda teknik eğitim için çok tercih edilen bir ülke değil. Ancak bunu tersine çevirmek için uğraşıyoruz. Fakat müfredatın biraz gerisindeyiz. Bu sene kız ve erkek öğrenci sayısında %30 oranı gibi büyük bir artış görüldü. Bu güzel bir gelişme. Bilim artık insanlara cazip geliyor ve bu ekonomik krizde mühendis olarak iş bulmak biraz daha kolay. Gelecekteki en büyük sorun sanırım siyasilerin öğrencilere burs vermeyi kesmesi olacak. Dünyadaki üniversiteler bir yarış ve en iyiye ulaşma çabası içerisindeler. Kendini geliştiremeyen okullar bu şekilde ayakta kalamaz. Bilimin güzel tarafı paylaştığınız bilgi sayesinde iki tarafında karşılıklı olarak zengin olmasıdır. Bu üniversite iş yaşamıyla kampüs ortamı buluşturma noktasında MIT'den bile daha iyi bir okul. Bu döngü içerisinde bir rolünüz var ve dünyanın en iyisi olmak için çabalıyorsunuz. Etnik ve kültürel ayrım Hollanda'daki en büyük sorunlardan biri. Çünkü göç etmiş azınlıklar belli bölgelerde yaşamak zorunda. Bu sebeple o bölgedeki okullarda daha çok göçmen çocuklara eğitim görüyor. Yetkililer bu durumla nasıl başa çıkıyor? Birlikte izleyelim. Bu ülkede binlerce göçmen çok kültürlü bir ortamda yaşıyor. Hollanda hak ve eşitlikleriyle ünlü bir yer. Ancak okullar siyahlar ve beyazlar diye ikiye ayrılmış durumda. Fakat bu ayrım ten rengiyle alakalı değil, tamamıyla kültürel farklardan kaynaklanıyor. Hollanda asıllı olmayan aileler çocuklarını belirli okullara göndermek zorunda kalıyor ve eğitim kurumları bu sebeple siyahi etiketle damgalanıyor. Siyahi okulların daha fazla problemi var. Şiddet ve sorun daha fazla. Öğretmenler beyazların okullarında gösterdikleri ilgiyi burada vermiyorlar. Çok fakir mahallelerdeki çocuklar etnik ayrımcılığa uğruyor ve orta sınıf aileler kendi çocuklarını bu okullara göndermek istemiyor. Çocuğunuzu karma bir okula gönderme şansınız yok. Eğitimcilik oyununu öğrenmek zorundasınız. Hollanda'da istediğinizi özgürce seçme şansı bence yanlış bir kavram. Yıllardır Hollandalı aileler çocuklarını beyaz okullar denen bu kurumlara yazdırdı. Çünkü çocuklarının daha iyi eğitim almasını ve aynı değerlere sahip ailelerden gelen öğrencilerle okumasını istiyorlar. Ancak çoğu mahalledeki etnik yapı giderek karışıyor ve bazı aileler bu eğilimi değiştirmek istiyor. Bir Türk ya da Faslı bir anneye siz yeterince iyi değilsiniz demek çok katı ve hoş değil. Yani onlara sınıfta daha çok bizim gibi ailelerin çocuklarını istiyorum demeye getiriyorsunuz. Bu durum biraz karışık. Anetti'nin kızı siyah diye tabir edilen Sanyan adlı okula gidiyor. Ancak bu okulun çok iyi bir eğitimi olduğu yönünde bir itibarı var. Yöneticiler sayesinde bu eğitim kurumu 35 farklı ülkeden toplam 392 öğrenciyle karışık bir okul olmaya doğru ilerliyor. Burada Hollanda'daki diğer okullarla aynı kitaplar okutuluyor. Bu öğretmenler için farklı bir durum. Çünkü belli seviyedeki öğrenciler için belli bir eğitim uyguluyorsunuz. Burada ise bu seviyeyi ayarlamanız gerekiyor. Evet, kültür farkı çok. Bir arkadaşımın evine gidince aradaki farkı görüyorum. Birlikte sohbet ediyoruz. Bu çok hoş ve samimi bir ortam. Şu an Hollanda hükümeti okul ayrımını ortadan kaldırmak için bir yasa çıkarmış değil. Yerli ya da göçmenleri bir araya getiren şey ise bu ülkeye iltica eden ailelerin Hollanda'ya daha hızlı uyum sağlamasını isteyen girişimci insanlar. Amsterdam'dan şimdilik bu kadar. Hollanda eğitim sistemi ile ilgili görüşlerinizi sosyal medya sayfamızda paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle.